Terör bir insanlık suçudur. Bu terör kim tarafından yapılırsa yapılsın, devlet tarafından da yapılırsa yapılsın, PKK gibi, Devsol gibi ya da ülkücü gruplar gibi ya da İslamcı terör grupları gibi. Terörün bir tanesinden yara olmak ya da bir tanesine hoşgörüyle bakmak ya da bu olayları suskunlukla geçirmek bir insanlık suçudur. İnsan hakları ideolojisinin kaynağı ve kökeni devletin insan haklarını ihlal edilir. Ama bugün görüyoruz ki bir takım terör örgütleri de başta can güvenlikleri olmak üzere insan haklarını yok ediyor. İnsan hakları kavramının da bu gerçeklere göre yeniden ele alınması gerekir. 77 yaşındaki bir orgeneralin kapısı çalınıyor ve torunu önünde kurşuna diziliyor. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Ya da Güneydoğu'da görevli bir yargıç, savcı, lojmanlarında oturulurken kapısı çalınıyor ve öldürülüyorlar. Mühendisler öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, çocuklar öldürülüyor. Peki o zaman bunların insan hakları yok mu diye soruyoruz. Yok mu bir insan hakları? Biz siyaset bakımından karşıtlarımıza özgürlük tanımazsak birer gizli faşistiz demektir. Kürt sorununu PKK eylemlerinden ve PKK teröründen ayırt etmek gerekir. Kürt sorunu demokrasi içinde, AGİK süreci içinde ve Paris şartı içinde çözülecektir. Bundan hiç kuşku yok. Türkiye'de yıllarca yasak düzeni egemenmiş ve Kürt halkı kültürel kimliğine kavuşmamıştır, kavuşamamıştır. Türk ve Kürt kamuoyu Türkiye'de 70 yılda neler olmuş bunları bile bilemez. Bilemez çünkü Genelkurmay Başkanlığı kendi yayınladığı İç Ayaklanmalar kitabını 1970 yılındaki de kendisi yasaklamıştır. Peki nereden öğrenecektir? Örneğin bir kurmay subay veya üniversite öğretim üyesi. Bırakın sıradan vatandaşları ve okulları sizler bizlere. Bir kurmay subay hangi ayaklanma ne zaman olmuş bunu bilemez çünkü yasaktır. Ya da kara kuvvetleri talimnamelerinde, kitaplarda ve üniversite öğretim üyeleri tarafından yazılan kitaplarda Kürt tanımı şöyle yer alır. Biz bunları gazete köşelerimizde yazdık. Der ki Kürt diye bir kavram yoktur. Karın üstünde, dağların üstünde yürürsünüz. Kar güneşte sıkışmıştır. Kart kurt eder Kürt buradan gelmiştir. Şimdi bu yasaklar ve bu ayıplar geride kalıyor. Ve bu hükümet gerçekten Kürt kimliğini tanıdığını ifade ediyor. Adımlar olacak. Fakat bütün dünyada ve Türkiye'de demokrasi hareketleri, demokratik talepler terör eylemleriyle çelişiyor. Terör demokratikleşmeyi önlüyor, demokratikleşmenin gecikmesi de bir takıma teröre yol açıyor. Güneydoğu sorununu, Kürt sorununu PKK teröründen ayırt etmek görevi bizler kadar Kürt aydınlarına da düşmektedir. Çünkü onların